Gelirken programından tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok değerli hocamız bizimle birlikte. Adli Bilimler Bölüm Başkanı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesi, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sevil Atasoy, ayrıyeten otopsi yardımcılığı bölümüyle ilgili bizi bilgilendirecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Hemen ardından hocam otopsi yardımcılığı bölümü hakkında genel bir bilgiyle başlayabilir miyiz? Başlarız. Evet siz kaldığınız yerden devam ediyorsunuz ama ben ilk defa şey yapıyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Üsküdar Üniversitesi'nde 40'a yakın ön lisans programı var. Otopsi yardımcılığı bunlardan bir tanesi. Evet, ülkemizde başka üniversitelerde de otopsi yardımcılığı var, 2 yıllık ön lisans olarak. Ama biz biraz farklıyız. Neden olduğunu biraz sonra anlatacağım. Yani biz aslında birçok bir şeyde farklıyız. Yani Üsküdar Üniversitesi olarak. Çünkü bir adli bilimler kompleksinden bahsedebiliyoruz bu üniversitede. Otopsi yardımcılığı bu kompleksin içerisinde. Yani suçun aydınlatılması, suçlunun bulunması gibi olaylar bütününde adalete hizmet eden birçok birimimiz var. Bunlardan bir tanesi işte Mühendislik Fakültesi'nin altındaki Adli Bilimler Bölümü. Türkiye'de ilk defa 4 yıllık bir bölüm olarak, o lisans eğitimi olarak önemli. Tabii ki Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü'nde adli bilimler, yüksek lisans ve doktorası yaptırıyoruz. Ayrıca ceza adaleti diye bir bölüm açtık. O da vakıf üniversiteleri arasında ilk defa bir yüksek lisans programı. Şimdi otopsi yardımcılığı bu büyük ailenin bir parçası. Niye derseniz kurulan bir kere bir tıp fakültemiz var ve tıp fakültelerinde zorunlu olan bir adli tıp ana bilim dalı var. Ve otopsi yardımcılarının ilk ve en önemli kardeşi tabii ki bu hekimler. Yani oradaki hem eğitim hem hekimler. Şimdi nedir otopsi dediğiniz zaman gözüyle görmek demek. Yani gözle görülmek demek. Ve otopsi yani ülkemizde bütün dünyada 3 türlü otopsi var. Yani sadece bir tek tip de değil. Bunları biz sınıflara ayırıyoruz. Bunlar patolojik otopsi yani özel otopsi ya da hastane otopsileri dediğimiz. Yani bir hastanede birisi öldüğü zaman tabii o hastalığın gidişini anlayabilmek için, ne olduğunu anlayabilmek için hastanelerde yapılan otopsiler var. Özel otopsiler var. Mesela aile illaki otopsi yapılmasını isteyebilir. Yani bir yakını ölmüştür. Doğal bir ölümdür belki ama ille de onun şey yapmasını isteyebilir. Tabii bir de bir kanunumuz var. Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu denen halk sağlığıyla ilgili bir kanun. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tabii ki otopsi yapılmasını gerekli görür. O amaçla yapılan otopsiler var. Bir de adli tıbbi otopsi dediğimiz yani medikolegal otopsi ya da adli otopsi kısaca söylediğimiz ve herkesin de ilk aklına gelen aslında budur. Nedir bu? Ölüm nedenini anlayabilmek için. Yani doğal ölüm mü, cinayet mi, intihar mı, kaza mı yani bunun ayrılabilmesi için. Ve birçok başka nedenle tabii ki adli otopsiler yapılır ve otopsi yardımcılarının da biz temelde bu üç alanda da çalışacağını ama öncelikli olarak tabii ki adli otopsilere destek olacaklarını düşünerek bu eğitim veriliyor. Bütün Türkiye'de bu amaçla veriliyor aslında. Ve aynı zamanda ama sadece ölülerle ilgili değil, muayeneye gönderilen canlılar oluyor. Mesela bir tecavüz vakası oluyor veyahut da bir işkence iddiası oluyor vesaire. Orada da adli tıp uzmanının yaptığı incelemeler var. Orada da otopsi yardımcılarının çok büyük bir tabii ki katkısı var. Şimdi bu çerçevede meseleye canlı ya da işte vefat etmiş birisinin bedeni üzerinde yapılan bu işlemlere geçilmeden önce tabii ki bunun daha bir keşif safhası da oluyor. Yani bir dış muayene safhası oluyor. Daha oradan başlayaraktan mahkemeye gidecek olan ya da gönderen makam savcılıksa savcılığa gidecek olan raporu bir de
kaleme alma noktasına kadar, yani çok uzun bir zincir, meşakkatli bir zincir. Yani bu oranın her aşamasında bir kere otopsi yardımcılarının işlevi var. Yani sadece işte cenazeyi tartmak ya da işte çevirmek falan filan değil. Yani bu iş böyle çok basitmiş gibi görülüyor ama çok zor bir iş, çok meşakkatli ama adalete hizmet edilen bir iş olduğu için insana manevi olarak tabii önemli bir katkısı var. Bu arada yani sadece otopsi yardımcılarının dikkatine dayalı olarak aydınlatılmış, yani onun fark ettiği bir takım şeylerle aydınlatılmış çok enteresan davalar var mesela dünyada. Yani hekimin değil de o yardımcının fark etmiş olduğu, yani bir saati, kolundaki saatin durduğunu ve kaçta durduğunu fark etmiştir. Vücudunun üstündeki pırıltıları fark etmiştir mesela, oradan katil bulunmuştur filan. Yani böyle de bir çok önemli katkıları olmuştur. Tabii bu arada çok ünlü bir Amerikalı yazar var, Patricia Cornwell diyerekten, polisiye yazarı var. Polisiye bilenler, bu dünyanın en çok satanlarından bir tanesi bu kadın. Mesela bu kadın Virginia Adli Tabipliği'nde orada bir otopsi yardımcısıydı. Sekreter de aynı zamanda. Sonra da polisiye roman yazmıştır ve bugün dünyayı sallıyor onun polisiye romanları. Yani buradaki bilgi bambaşka bir alanda da kullanılabilir. Yani burada elde edilen bilgi. Dolayısıyla sadece dediğim gibi bir otopsi salonu ve oradaki bir cenazenin işte boyu, bosu, kilosu falan meselesi değil. Yani oradan ileriye bütün aşamalarda katkıda bulunan kişiler. Şimdi az önce size dedim ki saati fark etmiştir, pırıltıyı fark etmiştir dedim ya. Şimdi burada dikkat ederseniz eğer, bu delil toplamayla ilgili olan bir aşamadır. İşte biz bu nedenle buradaki eğitimin Türkiye'nin diğer otopsi yardımcılığı programlarından farklı bir formatta olduğunu tabii söylemek isterim. Evet. Çünkü bu eğitimde biz sadece otopsi yardımcılığı olarak değil, bu kardeşlerimizin aynı zamanda bir olay yeri inceleme teknikeri olarak da yetiştirilmesine çalışıyoruz. Yani çok yoğun olay yeri inceleme öğretiyoruz. Şimdi bu bize ne getirecek? Bu insanların Türkiye'nin genelinde hem polise hem jandarmaya olay yerinde de destek verecek. Yani olay yeri incelemede de destek verecek. Yardımcı personel olarak çalışmasını, keşfe giden hekimin yanında bulunmasını, canlı muayenelerinde de mesela mağdurun bedeni üzerinden delil toplamayı çok iyi bildiği takdirde, ki o şekilde eğitiyoruz, olayların aydınlatılmasına çok ciddi katkıda bulunacaklar. Evet. Bayağı yelpazesi geniş o zaman. Evet, yani çok dar anlamda değil, çok geniş. Zaten ders programını incelerseniz de orada adli tıp dediğimiz zaman, çünkü bütün yarı yıllarda adli tıp okutuyoruz ama olay yeri inceleme diye başlıyoruz. Yani muhakkak o da var. O alanda da uygulamaları da var. Hocam, tabii ki. Ölüler dedik, vakalar dedik, adalete hizmet etmek dedik, cinayet, intiharı anlaması için belli bir şeyler yapması gerekiyor dedik. Bunlar pek kolay şeyler değil. O yüzden hocam, bu otopsi yardımcılığı bölümünü tercih edecek öğrencilerin kişilik özellikleri nasıl olmalıdır? Şimdi herkes otopsi yardımcılığını tabii ki seçmeyebilir. Evet. Herkes adli bilimlerin herhangi bir alanını da seçmez. Hekim olup adli tıp uzmanı olmayı da seçmeyebilir. Ama bu insanların tabii ki kendine göre ortak bir takım özellikleri var. Yani bunca yıl içerisinde bu sektörlere giren kişilerin tabii ki nasıl bir kimlikte olduğunu artık görüyorum. Yani hem yüksek lisans doktora hem daha sonraki şeylerde yüzlerce kişi tanıdım. Şimdi bu insanların hepsi ortak şeylerinden bir tanesi, ben burada kaç para kazanacağım demiyor olmaları. Şimdi bu önemli bir faktör. Yani birinci derecede eğitim motivasyonu para değil. Evet. O var tabii ki bir noktada ama birinci derecede değil. Birinci derecede gerçeği bulabilmeye bir merak olmalı. Bir dakika. Tabii hocam. Yani o zaman diyoruz ki meraklı olmalı, merak etmeli değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, kesinlikle meraklı olmalı bir.
sabırlı olmalı iki. Gördüğüne inanmamalı, duyduğuna inanmamalı. Yani böyle kuşkucu insanların mevziği aslında bu. Yani önüne getirilip de bir şey koyduğu zaman buna inanmayıp mutlaka bunu başka kaynaklardan kontrol etmeye çalışan. Evet. Yani söylenene inanmayan, bunun arkasında başka bir şey olabilir diyerekten düşünmesi icap eden insanlar. Yani düşünecek. Ezber yok. Yani bu sektörlerin hiçbirinde kitapta yazan aynen hayatta olmuyor. Her cinayet diyelim ki ya da her intihar ya da kaza birbirinden farklı. Yani bir model yok. Orada böyle olursa burada da böyle olur. Yani iki kere ikinin dört olmadığı, bazen beş bazen üç olduğu bir sektör bu. Şüpheci olmak zorundasınız. Böyle bir motivasyonunuz olmalı gerçeğe varabilmek için ve bundan da büyük bir tabii ki haz duymalısınız. Yani yaptığınız işi seversiniz. Şimdi bugün keşke yanımızda mesela otopsi yardımcılığı programında birinci sınıftan ikiye geçmiş olanlardan biri olsaydı görürdünüz. Yani inanılmaz bir enerjileri oluyor. Yani bir o yansıyor. Birbirlerini de etkiliyorlar tabii ki. Tabii çap yapabilme imkanları var. Başka ön lisanslar yapma imkanları var. Hiç kuşkusuz bir lisans tamamlama imkanları da olacak. Yani o da ayrı bir faktör. Ama şu haliyle bile işte tam bursu %50 bursu, %75 bursu filan gibi girilen bu bölümde 150 bin barajını aşmış olan aslında herkesi bekliyoruz. Bu özellikleri taşıyanlar tabii ki başarılı olurlar. Evet. Hocam otopsi yardımcılığı hakkında genel bilgileri bize aktardınız. Biz Üsküdar Üniversitesi'nde verilen otopsi yardımcılığı bölümünün ders programından da bahsedebilir misiniz? Evet, yani az önce söylediğim temel unsuru, yani sadece otopsi yardımcılığına gerekli olan dersler değil ama olay yeri incelemeyi ve delil toplamaya yönelik şeyler de çok öğreniyorlar. Yani bir cinsel saldırıda nasıl delil toplanacağını biliyorlar veyahut da bir işte diyelim ki bıçakla yaralamadan nereye bakılır, yaranın içinden örnek almasını biliyorlar. Yani farklı farklı şeyler biliyorlar. Ama tabii ki unutmayalım ki bu mesleğin Üsküdar Üniversitesi'nde olmazsa olmazları da var. Yani pozitif psikoloji gibi bir ders de okuyorlar mesela. Onun üzerine özellikle şey yapıyoruz. Ayrıca tabii ki biz onları Adli Bilimler Bölümü ve yüksek lisans doktor öğrencilerinden de ayırmayarak bir üniversite kültürü dersine sokuyoruz. Kendimizin bir üniversite kültürü var. Yani o da bir zorunlu ders. Herhangi bir yere bir gitmelerini değil de bizim yani adli bilimlerin açmış olduğu üniversite kültürüne devam etmelerini istiyoruz. Çünkü orada interdisipliner bir meslek olan bu mesleğin, yani sadece kendi değil ama başka mesleklerle de bir arada, günün birinde polisle birlikte çalışacak, savcıyla birlikte çalışacak veyahut da bir başka uzmanla, diyelim ki bir entomologla, böcekten anlayanla ya da palinoloji yapan biriyle ya, yani farklı mesleklerle, hatta bir veterinerle, yani bir köpeğin diyelim ki dayak yiyerek mi öldürüldüğünü yoksa kendisinin araba mı çarptığını diyelim ki, yani bu da veteriner, adli veterinerlik çok önemli bir başka alan. Bizde de çok ihmal edilmiş bir alan aslında adli veterinerlik. Ama veterinerlerin yanında bile çalışabilirler. Yani o kadar geniş, uçsuz bucaksız bir alanı var. Yani illaki insan bile olması gerekmiyor. Evet hocam. Evet. Öğrencilerin hocam ön yargıyla gelmemeleri gerekiyor değil mi? Evet. Çünkü çok geniş. Evet, evet. Yani bu bilinenlerin çok ötesinde bir alandır aslında. Maalesef yani her şey böyle çok standart ve çok kalıplar içinde zannediliyor. Aslında her mesleğin çok büyük açılımları var. Yani iletişim bile deseniz sonsuz açılımda bir alandır. İşte sizlerin mesleği mesela. Yani ben size onu iki satırda şey yapamam, özetleyemem. Yani bir iletişimci bugün neler neler yapabilir yani. Ama öte yandan mesela herhangi bir başka mesleği alın, iletişim dediniz bu, ya da kimya deyin, fizik deyin, yani her biri sonsuz değişikliklerde şey yapılabilir. Ayrıca
o insan meslek içerisinde ilerledikçe tabii ki bunun açılımlarını derslerde görecek ve hangi birini istiyorsa o tarafa doğru da yönelecek. Evet. Hocam şimdi internet üzerinden ben bir soru aldım bu bölüm hakkında. Bize yazmışlar ki doktorluğa benzer medikal bir eğitim alacak mıyız gibisinden. Evet, yani tabii ki anatomi okuyorlar, adli tıp okuyorlar. Efendim sterilizasyon ilkeleri diye bir şey okuyorlar, tıbbi terminoloji okuyorlar, uygulama yapıyorlar, otopsi uygulamalarına gidiyorlar. Mesela uygulamalar var ama bunun teorisini ve pratiğini bir arada şey yapıyorlar yani. Evet. Bu sadece bir uygulama alanı değil, yani bunun altının teorisini de bilmediğiniz takdirde işte o zaman ezber olur. Evet. Teoriyi bilirsen eğer orada fark yaratabilirsin. Evet. Üsküdar Üniversitesi bu konuda bayağı bir... Evet, bayağı o kadar ki yani biz buna artık dediğim gibi adli bilimler kompleksi diyoruz. Yani bir büyük şey oluyor. Bunun içerisinde tabii şiddet ve suç önleme merkezimiz var. Araştırma uygulama merkezi, o da buna dahil. Bir derneğimiz var, o da bunun destekçisi. Tabii o derneğin, yani adli bilimler derneği aynı zamanda bir kariyer merkezi olarak da iş bulmalarında yardımcı olacak bir merkez olarak ve diğer meslektaşları tanıyacak bir şey olarak da çalışacak. Bütün bunların hepsini bağımsız bir binaya taşıyoruz inşallah sonbahardan itibaren. Buraya çok yakın, yani 2,5-3 dakika yürüyerek mesafede yeni bir binamız var. Evet. O binada hem laboratuvarlarımız olacak hem de eğitimi orada yapacağız. Otopsi yardımcılığı öğrencileri de oraya ders görmeye gelecekler. Yani sadece çarşı kampüsünde kalmayıp, çünkü onların temel yeri Meslek Yüksekokulu'nun çarşı kampüsü malum. Fakat buraya, bu binaya da gelecekler. Bağlantılı olacaklar yani. O evet, tabii o şart. Yani onları hiçbir zaman ayırmadığımız gibi onlar bizim sağ kolumuz. Yani o olmadan hiçbir şey olmaz, onlar olmadan. Hocam. Peki bölüm hakkında sizden arkadaşlarımız bunu da merak ediyorlar çünkü. Staj hakkında bilgi alma ihtimalimiz. Evet. Şu andaki öğrencilerimiz Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'na gittiler uygulama için. Yine oraya gitme şansları olduğu gibi Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir adli tıp kurumunun morg ihtisas dairesinde de staj yapmaya, yani sadece İstanbul değil, yani Malatya, Mersin'e, neyse, yani başka yerlerde, oralara da gitmeleri mümkün olacak. Oluyor da nitekim yani. O kısmını tabii ki hiç eksik etmemek gerekiyor. Etmiyoruz da zaten. Bunun dışında tabii ki İngilizce önemli bir dildir. Evet, hocam, önemli bir dil. Yani dünyanın her yerinde geçerli olan bir dil maalesef. Maalesef diyorum çünkü gönül isterdi ki Türkçe aynı şekilde geçerli olsun. Evet, milyonlarca insan Türkçe konuşuyor ama farklı lehçelerde de konuştuğu için, yani mesela Orta Asya ülkelerinin hepsinde Türkçe anlaşmanız mümkün ama bilim dili olarak ya İngilizce ya da Rusçayı kullanıyorlar. Yani bu iki dilden bir tanesi. Biraz daha öteye gittiniz mi bir Çince var mesela. Evet, çok önemli bir şey. Daha güneye gitseniz Hindistan önemli bir ülke ama orada da hep İngilizce geçerli. Yani kendi aralarında bile anlaşamıyorlar. Kasların her birinin dili farklı. Afrika ülkelerinde çalışmaya gitseniz İngilizce konuşuluyor büyük ölçüde. Kimisi Almanca, Fransızca konuşuyor ama İngilizce konuşan çok. Yani bu maalesef evrensel bir dil ve bunu bilmek lazım. Evet, şimdi bizde tabii ki isteğe bağlı İngilizce hazırlık var. Yani isteyenler hazırlık okuyabilir. Ama biz böyle bir zorlama yapmıyoruz. Ayrıca ama şey içerisinde de İngilizce var. Her yarı yılda İngilizce dersi var programın içerisinde. Ama dediğim gibi... Yani İngilizce öğrense herkes çok daha iyi olur. Çünkü burada eğer yükselmek istiyorlarsa o zaman bu daha da büyük bir problem olarak karşılarına çıkacak. Kesinlikle hocam. Hocam şimdi otopsi yardımcılığı bölümünü okuyan bir öğrenci çift anadal programından da öğrenim alabiliyor mu? Bu soruyu sormak istiyorum size. Tabii. Yani çift anadal bir kere MEO'ların içerisinde hepsi neredeyse oluyor. Yani bir iş sağlığı güvenliği de yapabilir. Bir ilk yardım yapabilir, bir patoloji teknikerliği. Yani yapar kendi mesleğine uygun olarak herhangi bir şeyde, sektörde yapabilir. Evet. Ki hocam, çok özür diliyorum. İki tane altın bilezik diyebiliriz değil mi hocam çift anadal için? Evet, yani o muhakkak ki
önemli bir şey. Yapan da çok. Evet. Bütün üniversitemiz için bu tabii ki geçerli. Yani sadece ön lisanslarda değil, lisanslarda da görüyorsunuz yaptığı gibi. Lisans üstünde de iki tane şey. Çünkü birinde tezli yapan, öbüründe tezsiz yapabiliyor. Yani paralel iki tane yüksek lisansı yapmak bile mümkün. Evet, dolu dolu okulu bitirmiş oluyoruz. Evet, yani buradaki 4 yıldan veya 2 yıldan azami yararlanmak gerekiyor. Tabii insanlar liseyi bitirip de geldiklerinde o üniversite hayatı tabii çok cazip. Yani insanlar, özgürlük, yani sizler de öğrencisiniz işte. Yani insan bir kere bulunduğu bölge kültürel açıdan çok zengin bir bölge. Yani Üsküdar'dasınız. Yani her an bir şey yapmanız mümkün. Yani bir sergiye gitmeniz, bir sinemaya gitmeniz, bir konferansa gitmeniz mümkün. Bir vapurla hemen Beşiktaş'tasınız ya da bir Marmara'yla hemen işte tarihi yarımadasınızdasınız neredeyse. Bu tarafta Kadıköy'desiniz vesaire. Yani eğlencesi çok olan şey. Tabii bir şehir içinde bir üniversite olmanın böyle bir artıları var. Bir artı var ama bir de yanı sıra eksisi var. Yani öğrenciyi tutmak tabii ki çok zor. Yani o kendini atıyor tabii dışarılara. İşte bunu dengeleyerek hem dersini çalışıp, çünkü çok iyi kütüphane olanaklarımız var, dersliklerimiz var. Tabii ben yemeklerimiz de çok iyi diyorum. İyi yemek yiyen birisi olarak. Evet, iyidir. Size de sorsam iyi diyeceksiniz. Evet. Yani hem üniversitenin tadına varmak, keyfini çıkarmak ama hem de şuralarda koridorlarda rastladığınız çok ünlü isimler var, simalar var. Yani onlarla bile karşılaşıp iki laf konuşmak bence insana çok şey katar. Evet, yani Üsküdar Üniversitesi'nin hem öğretim üyesi kadrolarının genişliğinden sadece kendi hocanız olması gerekmiyor. Yani her yerde onlara, yani lokantada da rastlar, yanına oturup yemek yersiniz yani. Böyle de bir olanak var. Bundan da yararlanması gerekiyor öğrencinin. Çok büyük avantajlara sahibiz. Bizler de bir takıldığımız nokta olduğunda hocalarımızla koridorda karşılaşıyoruz. Ayak üstü bile sorabiliyorsun. Büyük bir avantaj hocam bizim muhakkak. için. Hocam, bu arada İngilizceden bahsettik az önce. Önemini vurguladık. Erasmus olanakları mevcut mudur hocam? Henüz bir Erasmus anlaşmamız yok. Yani şeyle olursa eğer tabii büyük ölçüde kıta Avrupası'yla olur. Çünkü bizim ceza kanunumuzun tabii ki kıta Avrupası'yla örtüştüğünü bu noktada tabii ki söylemem gerekiyor. Çünkü lisans, yani adli bilimler lisansta öğrencileri daha çok Amerika'ya göndermeyi tercih ediyoruz. Ama otopsi yardımcılığı daha bir yasal düzenlemelerle bağlı, yani bir çerçeve içinde. Çünkü her yaptığınız hareketin orada yasal bir karşılığı var. Yani öyle kendi başınıza ben şurasını açayım, şurasını inceleyeyim falan yok. Yani kanun onu belirler ne yapılacağını. O da kıta Avrupası'nda muhtemelen Almanya'yla, Avusturya'yla, İsviçre'yle, Fransa'yla bir şeyimiz olacak ama henüz yok. Peki hocam. Hocam, diyelim ki otopsi yardımcılığı programını isteyen bir arkadaşımız geldi. Üsküdar Üniversitesi'ni kazandı. İşte eğitim sürecini tamamladı ve mezun oldu. Evet. Az önce bahsettik hocam, fakat tekrar sormak istiyorum. Belki bunu kaçıran arkadaşlarımız olmuştur diye. Otopsi yardımcılığı bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları nelerdir hocam? Tabii şimdi öncelikli olarak otopsi yapılan yerler. Evet. Yani adı üstünde, yani otopsi yapılan yerler. Nerede yapılıyor otopsi? Bir kere Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp Kurumu otopsileri yapmakta. Adli Tıp Kurumu'nun da merkezi olan İstanbul'da ve de neredeyse Türkiye'nin dört bir yanında otopsiler yapılıyor artık. Buna ek olarak tabii ki daha da geniş bir coğrafyada Türkiye'de muayene yapılıyor. Yani bir keşfe giden hekimlerimiz oluyor. Yani olay yerine gidenler, eve gidenler, yani böyle, veyahut da canlı muayenesinin yapıldığı adli tabiplikler, yani adliye içerisindeki adli tıp uzmanlarının yaptıkları şeyler var yani buralarda. Şimdi bu ne demek? Bu KPSS'ye girmelerini gerektiren bir şeydir. Çünkü böyle resmi bir yerlerde çalışıldığı için. Ama aynı şekilde yani adli tıp ana bilim dallarında, yani üniversitelerin adli tıp ana bilim dallarında ya da işte patoloji kürsülerinde, anatomide, yani başka üniversitelerin konuyla ilgili alanlarında olduğu gibi
özel hastanelerde ve bu olay yerinden delil ve mağdur ve şüpheli üzerinden delil toplama konusunda becerileri de olduğu için hiç kuşkusuz polisle birlikte de çalışmaları, yani olay yeri inceleme ekipleri tarafından çağrılmaları da mutlaka olacak. Yani bütün bunlar aslında şeyler, resmi alanlar. Ama diyeceksiniz ki bunun dışında başka bir yerde çalışamaz mı? Yani illaki bir resmi görevde mi olması lazım? Ben derim ki bir ceza avukatının yanında bile çalışır. Çünkü oradaki bir ölüm olayında diyelim ki o dosyanın içerisindeki olay yeri incelemeyi, otopsi raporlarını vesaire vesaire görüp inceleyip orada bir hekim kadar olmasa bile yol gösterecek, savunma için bir strateji oluşturabilecek, kendini geliştirirse eğer çok büyük katkısı da olur. Evet. Yani bugün için böyle eksiklikler de var. İhtiyacımız çok hocam. Elbette, elbette. Çok çok ihtiyaç var tabii. Hocam bu arada öğrenciler akademik kadroda da çalışabiliyorlar değil mi? Tabii ki yüksek lisans, doktora, lisans. Yani oralar için tabii ki lisans tamamlama gerekiyor. Lisans tamamlamayı muhtemelen emin değilim. Ama adli bilimler için yapmaya çalışacağız. Yani şu anda olmasa bile çok ortak dersler var. Belki de o. Yani onu bu yılın içerisindeki şeyimizde göreceğiz. Ama lisans tamamlamada belki yaptıkları yan dalla lisans tamamlayabilirler. Tabii, tabii. Yani o tarafta giderek. Çalışabilirler. Hocam zaten bakıldığında çalışma alanları çok fazla gayet. Çok. Evet, kendi kendi biraz kendi girişkenliklerinin tabii ki önemi var. Evet hocam, bu yüzden de arkadaşlar korkmasınlar hocam. Yapmıyorlar. Zaten hocam doluyor. İşin ilginç tarafı o. Yani öyle ilk dolanlardan bir tanesi oluyor otopsi yardımcılığı. Yani zannedersem artık çok az da kalmıştır. Evet. Kaydolmayan yani epey bir kişi, yani sadece birkaç gün içinde 300 kişiyle görüştüler. Eğer şeylere bakarsanız, yani aşağıdaki bu tanıtım günleri çerçevesinde gelenlere bakarsanız başını kaldıramadı. Yani bizim otopsi yardımcısı. Evet, kalabalık. Evet, kalabalıktı. Çok meraklısı var. Ve de oradan da çok bilgi aldılar. İnsanlar biliyor. Bir kere yani suç maalesef yok olmayacak dünyada. Evet, maalesef. Şiddet yok olmayacak. Dolayısıyla suçun aydınlatılması her zaman masada olacak olan bir olay. Evet. Bu da onun mesleği işte, yani suçu aydınlatmanın için bir noktada birileri ölürse eğer ya da ölmese bile bir saldırıya da uğrarsa birileri buradan delil toplayacak, otopsi yapacak filan, yani bu yok olmayacak bir meslek. Evet hocam, ve önemli de. Evet. Hocam şimdi biz de ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Öncelikle onu sorayım size. Yani şöyle, ben diyor hani biraz komik belki ama şu kusursuz cinayet yoktur lafımıza. Paralel olarak diyoruz ki biz kusursuz kariyer yoktur. Yani insan bir yere, bir mesleğe sonunda giriyor. Bazen bu hiç aklında olmayan bir meslek bile olabiliyor. Nitekim yani benim aklımda mesela hiç böyle bir işler yok iken böyle şey. Fakat her meslek çok güzeldir ve çok fark yaratılabilir. Yani o bütün meselede insanın kendine güvenmesi ve burada bir fark yaratacağım diyerekten yola çıkmasıdır. Evet, yani her sabah bunu düşüneceksin kafanda. Bugün ne yapacağım ki diğerlerinden farklı olacağım. Evet. Yani o farkı yaratabilme dürtüsü insanın içinde olduğu zaman başarılı olmaması mümkün değil. Önce kendine güvenecek ve başkalarıyla kendini karşılaştırmayacak. Sadece rakip kendinizdir diyorum ben. Yani sadece başka rakibin yok. Tabii bunu velilere de her zaman söylüyorum. Yani diyorum ki sen çocuğunu onun bunun komşunun çocuğuyla karşılaştırma. Herkes çok farklıdır. Kesinlikle. Ve de isterse eğer çok şey yapabilir. Yani başarısız bir insan olamaz. Yeter ki gayret etsin, çalışsın. Çalışmadan da hiçbir şey olmaz. Yani biz de burada huniyle kafaya bilgi sokamayız. Yani o çalışacak. Ki olacak. Evet. Ve hocam öğrenciler parayı değil de öncelikle bu meslekte kaç para kazanacağım diye sorarsa hiçbir şey olamaz. Para ama gelir. Çünkü bu meslekteki insanlar
bilir kişi olurlar sonunda. Evet hocam. Biz tabii ki burada bilirkişilik temel eğitimi de veriyoruz yani Üsküdar Üniversitesi'nde. Bilirkişi de olurlar belli bir alanda ve de belki Türkiye'nin o alandaki sayılı bilirkişilerinden biri olurlar. Yani evet, nereyi seçerse yani bugün mahkemeler otomobil tamircisine de bilirkişilik yaptırıyor. Yani burada önemli olan o işi iyi bilmektir. Evet. Yani bir işi iyi bildi mi o konunun bilirkişisi olursunuz. Ve de belki o kadar azdır ki ondan Türkiye'de bütün davalarda siz bilirkişilik yaparsınız ve de para kazanırsınız. Yani bunun şeyi yok. Ya da dediğim gibi roman yazarsın yine çok para kazanabilirsin. Bu şekilde gelir hocam. Evet. İstemekten geçiyor her şey. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun hocam. Umarım otopsi yardımcılığı isteyen öğrencilerimize de güzel bir bilgi birikimi olmuştur hocam. Evet inşallah. Evet, çok teşekkürler. Biz teşekkür çok çok sağ olun hocam. Otopsi yardımcılığı programı hakkında Sevil Atasoy bizleri bilgilendirdi. Adli Bilimler Bölüm Başkanı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesi ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sevil Atasoy bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından farklı programlarımızla aday öğrencilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.